Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Bugün 3. babın 1. faslıyla devam ediyoruz. Buradaki 59 numaralı hadis. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه gelen bir rivayet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Allah Teala benim ümmetimin büyüklerinin kalplerinin verdiği vesveseden dolayı usule gelecek durumu affetti, ondan geçti, amel etmedikçe veya konuşmadıkça. İnsanın kalbinin vesvese vermesi nedir, nasıl bir şeydir? Alimler bu mesele üzerinde dururken birkaç noktaya dikkatimizi çekmişler, biz de onları nakledelim. Diyor ki ulemamız, insanın kalbine gelen şeyler, havatır iki türlüdür. Reza ile dahil ise buna vesvese denir, feza ile dahil ise buna da ilham denir. Yani kötülüğe, günaha, münkerata dair insanın kalbine gelen his, duygu, vesvesedir. Taate, kulluğa, hayra, sevaba taalluk eden havadır ise ilhamdır. Vesveseyi vesvas adı verilen şeytanın insana telkin ettiğini belirtiyor alimler. İlhamı da bir meleğin insana kalbine üfürdüğünü, ilka ettiğini belirtiyor alimlerimiz. İnsanın kalbinden geçen şey nedir, nasıl bir şeydir? Bir önceki derste İmam Gazali rahimehullah'tan dörtlü bir şey nakletmiştik. Eğer hatırlayacak olursanız. İmam Gazali şöyle bir örnek vermişti. Bir kimse arkasından gelen bir kadın olduğunu bilse, içinden tekrar geri dönüp ona bakmayı aklından geçirse, bu birinci aşamadır. Buna hadis-ün nefs denir. Yani kişi içinden böyle bir şey geçirdi. Arkadan gelen ve bakılması haram olan yerleri açıkta olan bir kadın. İkinci aşamada aklından geçen bu şey ona biraz daha galebe çaldı. Dönüp bir baksam mı diye içinden geçirdi. Bir istek oldu, bir arzu oldu. Fakat henüz fiiliyata geçirmedi. Üçüncü aşamada ona bakmaya karar verdi. Fakat bu arada Allah korkusu ya da haya duygusu galebe çaldı. Kesin bir niyet edip azmedip fiiliyata dökmedi, harekete geçmedi. Böyle bir git gel yaşadı. Buna karar deniyor. Dördüncü noktada şeytan ve nefis galebe çaldı. O gitgelleri de, o süreci de geçti, aştı ve karar verdi. Geri dönüp bakacak noktaya geldi. Buna da azmi musammem deniyor. Bu aşamalardan ilk ikisi bağışlanmıştır. İşte insanın kalbine gelen vesvese, bağışlanan Allah Teala'nın affettiği. Bu iki aşamadır. Birisi aklına geldi bir an, bir günah işleyeyim diye bir aklına geldi. Sonra ikinci aşamada evet bu günahı işleyeyim diye bir karar verdi. Ama sonra Allah korkusu, günah işleme, cehenneme düşer olmak korkusu ya da birisi görür endişesi, hayası
insana böyle bir gel git yaşattı. Bu aşamaya kadar henüz verilmiş bir net karar, azim musammem olmadığı için bu aşamaya kadar insanın kalbinden geçenler bağışlanmıştır. İşte Allah Teala ümmetimin kalbinin verdiği vesveseden dolayı meydana gelen günahını bağışlamıştır. Kısmı hadisteki bu kısım buraya tarif ediyor bu iki noktaya. Üçüncü aşama henüz kesin azm-ı musammemin meydana gelmediği aşama. Gitgeller yaşıyoruz. Burada vereceğimiz karar dördüncü aşamayı belirleyecek. Ya oraya geçeceğiz veya geçmeyeceğiz. Burada eğer bir karar verdiysek, dördüncü aşamaya geçmeye karar verdiysek, evet sorumluluk burada başlıyor. Çünkü burada irade devreye giriyor. Bilinçli bir tercih oluyor. Bu durumda eğer diyelim ki Allah korkusu sebebiyle vazgeçtiyse o işten, gene bağışlandı. Ama insanlar görür, biri görür, ayıp olur düşüncesiyle vazgeçtiyse o zaman o noktada vebal ve günah söz konusu oluyor. Çünkü o düşünceyi hayata geçirmeye sebep Allah korkusu değil, cehennem korkusu değil. İnsanlardan duyduğu utanç, birisi görür, ayıp olur filan gibi bir endişe, bir sebep. Dolayısıyla aklından böyle bir şeyi geçirmesi insanın fiiliyata dökmesi bile vebal kazanmasına yeterli oluyor. Hadis-i şerif ilk bakışta zahiri planda insanların, müminlerin kalbinden geçen şeylerin bağışlandığını haber verdiği halde biz böyle bir tafsilata neye dayanarak gidiyoruz? Alimler buna burada neye dayanmışlar? Bu biraz hadisin söylemediği bir şeyi söylemek gibi oluyor ki sanki zahiren. Fakat başka bu konuyla ilgili başka rivayetleri göz önünde tuttuğumuz zaman evet bakıyoruz ki mesele sadece bu hadiste anlatılan durumu mutlak kabul edip neticeye bu şekilde gitmekle olmuyor. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz اِذَا اَلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ لِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ buyurmuş. İki Müslüman kılıçlarını çekip karşı karşıya geldikleri zaman katil de maktul de cehennemdedir buyurmuş. قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهُ فَمَا بَعْلُ الْمَقْتُولُ katili anladık. Öldürdü, öldürmenin günahını işledi. Cehenneme gitti. Peki maktule ne oldu? O niye cehenneme gidiyor? Efendimiz görüyor ki اِنَّهُ كَانَ حَرِيسًا عَلَى قَتْلِ سَحِبِهِ o da arkadaşını öldürmeye kesin karar verdi, azmetti. O onu öldürmese o onu öldürecekti. Dolayısıyla bu kararından dolayı, bu kesin azminden dolayı o da cehennemde olacak. Peki bir günahı işleyenin göreceği azapla o günahı işlemeye sadece karar verenin göreceği azap aynı mıdır? Ulemamız diyor ki hayır, bu ikisinin düçar olacağı azabın şiddeti birbirinden farklıdır. Burada şöyle bir soru belki akla gelebilir. Bir kimse bir başkasına iftira atmaya azmetse, kesin karar verse, o da bu iftirayı atmasa, dilin ameli yok, fiiliyata akseden bir şey yok. Sadece bir karar var ve bunun dış hayata yansıyan bir şeyi de yok. İnsanın kendi içinde olup biten bir hadise bu. Evet, alimlerimiz diyorlar ki bu kimse de günahkar olur. Onun günahı iftira etme günahı değil, iftira günahına azmetme günahıdır. İşte bu sebeple dış hayata aksetmeyen, harici aksetmeyen bir takım kalbin fiilleri var ki bunlar günah olarak nitelendirilmiş gerek Kur'an'da gerek sünnette. Kıskançlık gibi, haset gibi, kendini beğenme gibi, gurur gibi, kibir gibi, vücut gibi bunlar günah ve kişi bunlardan dolayı azap görür, tevbe etmezse ya da bağışlanmazsa azap görür. Ama dışarıya akseden hiçbir şey yok burada.
ne dille söylenen bir şey var, ne ağızlarla yapılan bir amel var. Kalpte olup biten şeyler bunlar. Ama bunlar için bile günah söz konusu oluyor. Hocam bugüne kadar hep aksini öğrendik. Yani dışarıya aksetmediği müddetçe günah olmayacağına dair şeyler duyduk ama farklı bir şey. Evet, bu hadisin zahirinden hareketle böyle diyenler olmuş. Fakat ulemanın kahir ekseriyeti, kalbin de bir önceki derste görmüştük, kalbin de amelleri var. Kalp işlediği o amellerden dolayı sorumlu olacak, kişi sorumlu olacak. Yani bu katilin ve maktulün cehennemde olmasının sebebi ne? Maktul sadece aklından geçirdi, karar verdi. Fırsat bulsa öldürecekti ama fırsat bulamadı. Öldürmeden dolayı değil ama öldürmeye karar vermekten dolayı sorumlu olacak. Hadis bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla o içinden geçirdi ama dışa aksetmedi kısmı o dörtlü taksimin ilk ikisine tekabül ediyor. Yani aklından geçirdi, dönüp parama bakacak, bakmadı. Bir şey yok. Karar verdi, Allah korkusu aklına geldi, bir git gel yaşadı. Allah korkusundan dolayı vazgeçtiyse üçüncü aşamada da gene günah. Yok insanlar görür, ayıp olur filan diye düşündüyse, başka bir yere bağladıysa oradan vazgeçmek kararını, ona da bir günah var. Çünkü günaha karar vermek ve o günahtan geri dönmek bütün bunların meşru bir çerçevede, makul bir çerçevede olması lazım ki kişi hasbel kader, hasbel beşer bir günah işlemeye karar verdi. Sonra ben Allah'tan korkarım dedi. Bunun sonu azaptır dedi. Böyle bir meşru çerçevede ondan vazgeçti. Bundan dolayı evet günah yazılmaz, hatta sevap alır. Çünkü nefsiyle bir mücadeleye girişti. Bir mücadeleye girişti. Bunun bir karşılığı olacak. Burada bir sevap var. Ama insanlar görür diye vazgeçtiyse o nefsi mücadeleden dolayı bir sevap almayacak. Hatta o günahtan dönüşü gayrimeşru bir şeye mebni olduğu için bir muahazeye muhatap olacak. Evet. Hadisin sonunda geçen مَا لَمْ تَعْمَلْ اَرْتَتَكَلَّمْ kısımları مَا لَمْ تَعْمَلْ Evet, مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ اَوْ تَتَكَلَّمْ مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ kısmı azalarıyla, eliyle, ayağıyla, gözüyle vesaire, diliyle, تَتَكَلَّمْ kısmı da diliyle o fiiliyata dökmeyi ifade ediyor. Müttefakun aleyh. Hadis İmam Bukhari ve Müslim tarafından rahmetullah nakledilmiş. Ve anhu, yani an Ebi Hureyre radıyallahu anhu, gene Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet. Kal, Câ'en nâsun min ashabi Rasûlillah sallallahu aleyhi ve selleme ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. فَسَأَلُوهُ اِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَازَمُ أَحَدُنَا اَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ اَوَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْا۪يمَانِ رَوَاهُ مُسْلِمْ Gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen bir rivayet demiş ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir grup insan geldiler kendisine. فَسَأَلُوهُ sordular ona. اِنَّا نَجِدُ ف۪ي اَنْفُسِنَا مَا يَتَعَزَمُ اَحَدُنَا اَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ Biz bazen nefsimizde birimizin, birisinin, bir kimsenin dile getirmekten çekindiği, korktuğu, dile getirmeye cesaret edemediği şeyler buluyoruz. Aklımıza böyle şeyler geliyor. Kalbimize bu tarz düşünceler geliyor. Ve bunu dile getirmekten korkuyoruz, ürküyoruz. Bunda bir vebal var mıdır? Bu durumun izahı nedir diye Efendimiz'e sordular. Efendimiz buyurdu ki, اَوَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ
bu dile getirmeye korktuğunuz şeyi gerçekten kalbinizde buluyor musunuz? Yahut kalbinize gelen şeylerin imana, itikada aykırı olduğu düşüncesini de kalbinizde buluyor musunuz? Çünkü kalbe gelen şeyi dile getirmekten bir insan niye imtina eder, niye çekinir? Çünkü bu bir günahtır, vebaldir. Dile dökülmemesi gerekir diye düşünür. Onu onun için dile getirmeye çekinir. Dolayısıyla bu evakat ve cettumuhu ifadesi iki anlama gelebilir. Dile getirmeye korktuğunuz şeyi gerçekten nefsinizde buluyor musunuz? Yahut kalbinize gelen şeylerin imana, itikada aykırı olan şeyler olduğu konusunda o düşünceyi gerçekten hissediyor musunuz? Onlar da evet dediler. Bunu buluyoruz. Efendimiz zâke sarihul iman diyor. İşte bu sarih olarak sizin imanınıza, istikametinize delalet eden bir emaredir. Niye böyledir? Çünkü bir inkarcı, bir kafir ya da bir münafık kalbine bu tarz düşünceler gelmesinden rahatsız olmaz. Siz bunun rahatsızlığını hissediyorsunuz, onun için gelip soruyorsunuz. Bu rahatsızlığınız sizdeki imanın sarahatini gösteren bir şeydir. Yoksa bizatihi vesvese içerisinde yaşamak iman değil. Bu kalbinize gelen şeyden rahatsızlık duymanız, bunu gelip bana arz etmeniz, sormanız bizatihi makbul bir iman üzere bulunduğunuzu gösteriyor. Buradan çıkaracağımız netice şu, Allahu alem. Kalbimize gelen vesveselerden korkmayacağız. Bu vesveselerin kalpte yerleşip kalmasından korkacağız. Çünkü hasbel beşer, o şeytan ve melek kalbimize biri ilham, biri vesvese vermeye devam ediyor. Bizi hiç boş bırakmıyorlar. Her anımızda mutlaka içinde bulunduğumuz ahvale göre, taatimizin azlığına, çokluğuna göre, imanımızın kuvvetine göre biri öbürüne galebe çalacak şekilde ama devamlı bir surette onlar bize ilkada bulunmaya devam edecek. Onun için kalbime vesvese geliyor. Ben ne yapayım? Den korkmamak lazım. Vesvese gelir. Önemli olan bunun artık bizi gece gündüz meşgul eden bir şey haline dönüşmemesi. Biraz sonra böyle olduğunda ne olur? İnşallah onu göreceğiz. Altmış birinci hadis. Az önce okuduğumuz 60 numaralı hadis. 61. hadis. Ve anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعن بالله ولينتهي متفق عليه. Gene Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şeytan birimize gelir, şunu kim yarattı, bunu kim yarattı diye sorular sorar, sordurur. Aklına bu türlü soru işaretleri takar aynı. Men halakede, men halakede, bunu kim yarattı, şunu kim yarattı gibi sorular takar kalbine. Hatta derken öyle bir noktaya gelir ki يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ Rabbini kim yarattı diye sorar. فَاِذَا بَلَغَهُ İş bu noktaya geldiği zaman, şeytanın soruları bu aşamaya geldiği zaman فَالْيَسْتَعِدْ بِاللّٰهِ فَالْيَنْتَهِ Allah Teala'ya sığınsın ve onu terk edip ayrılsın, bıraksın. O şeytanın verdiği bu iftirayı, bu vesveseyi terk etsin. Şeytan eğer insana bu
soruyu kalbine, kafasına takacak aşamaya gelene kadar musallat olmuşsa, bu insi şeytan da olabilir, onu belirtelim, cinni şeytan da olabilir. İnsanın kalbine bu türlü vesveseleri veren şeytan. Eğer Rabbini kim yarattı? Hadi büyük kainatı, insanları, evreni Allah yarattı diyorsun. Peki Allah'ı kim yarattı? Bu soruları çok sorarlar çevremizde. Duyarız, görürüz. Bunu insana sorduran insi şeytan da olabilir, bir vesvese şeklinde. Cinni şeytan da olabilir. Yahut konuştuğu, ilişkide irtibatta bulunduğu bir insi şeytan da sorabilir. Şeytanlaşmış insan da sorabilir. Bu durumda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a sığınsın diyor. Bu aşamaya gelen bir insan Allah'a sığınsın ve onu terk etsin. Eğer bu soruyu soran, bu aşamaya gelen kişiyi bu aşamaya getiren cinni şeytansa, onun vesvesesi ise insan derhal o şeytandan Allah'a sığınmalı. Kavli olarak ve fiili olarak taate, ibadete ağırlık vermeli, zikru tesbihata ağırlık vermeli, kalbini boş bıraktı ki o şeytan o kadar geldi, oraya girdi, orada yer etti ve işi bu aşamaya kadar getirdi. Kişinin kalbini ihmal etmesinden daha büyük bir gaflet yoktur. Tabiat boşluk kabul etmez diye bir söz var, insanın kalbi de boşluk kabul etmez. Eğer orayı olması gerektiği gibi Allah Teala'nın zikriyle, fikriyle, şükrüyle, taatiyle doldurmazsak şeytan dolduracak, vesvese ve fitne verecek. Gerek insin, gerek cinni şeytanlar. Vesveseyi veren cinni şeytansa Allah Teala'ya sığındık, zikru tesbihata döndük, ibadet-ü taata döndük ve kalbimizden onu kovduk. Peki insi şeytansa ne olacak? Ondan da Allah'a sığınacağız, evet. Ondan da, onu da terk edip kendi hayatımıza, yaşantımıza, istikametimize döneceğiz. Fakat Allah'ı kim yarattı gibi bir soru kalbimize, zihnimize takılmışsa maazallah bu bizi rahat bırakmaz. Mutlaka gelir, tekrar tekrar gelir ve bir süre sonra zihnimizi devamlı surette meşgul etmeye başlar. Böyle bir aşamada yapılacak olan şey, insanın acaba bana ne derler, ayıp olur mu? Acaba ben imanımdan oldum da karşıdaki adama bunu söylersem, o da bunun farkına varır, bunu bilir de buradan acaba bana bir ar, bir ayıp serettüm eder mi diye düşünmeyecek. Hemen hiç vakit geçirmeden ilmine, takvasına güvendiği bir insana gidecek. Benim aklıma şöyle şöyle sorular, vesveseler geliyor. Bunun çaresi, devası nedir diye soracak. Asla ihmal etmeyecek. Bu imandır, Allah korusun. İnsanın kalbindeki o düğüm, itikat dediğimiz iman hundeleri, o düğüm çözülürse iman iddiası boş olur, Allah korusun. Çünkü iman şek kabul etmez, şüphe kabul etmez. Yakın ile şek bir arada durmaz. Ya şek galebe çalacak, ya yakın galebe çalacak. İnsanın kalbinde bu iki hal birlikte olmaz, durmaz. Mutlaka bir süre sonra birisi öbürünü alt edecek. Çok basit bir şekilde Allah'ı kim yarattı gibi bir soruya muhatap olursak ne dememiz lazım? Çok basit bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Yaratmak dediğimiz fiil, insanlardan sadır olan herhangi bir fiil değildir. Yaratma fiili insandan sadır olmaz. Yani mahluktan sadır olmaz. Çünkü yaratmak dediğimiz fiil yoktan var etmektir ve insan ya da başka herhangi bir mahluk herhangi bir şeyi yoktan, hiçlikten varlık alemine çıkarmaya muktedir değildir. Her ne ki mahluktur, o halik olamaz, yaratamaz. Nitekim bunu dikkatimize sunmak için Kur'an-ı Kerim'de اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
Nahl suresinin 17. ayetinde. Demek ki yaratanla yaratmayan bir olmaz. Evet. Hiçbir hususiyetinde bir olmaz. Yıllar evvelki o tevhid derslerimizde görmüştük. Bulunanlar hatırlayacaklar. O beşli tevhid meselesinde o beş hususiyette Allah Teala tektir. Allah Teala dışındaki bütün varlıklar mahluktur. Dolayısıyla onun dışındaki hiçbir varlık o beş hususiyette Allah Teala'ya denk değildir. Yaratma dediğimiz fiil kuldan sadır olmaz, mahluktan sadır olmaz. Her ne ki yaratılmıştır, o mahluktur. Dolayısıyla Allah'ı kim yarattı sorusu kendi kendisini nakzeden mantıksız, tutarsız bir sorudur. Eğer Allah'ı birisinin yaratması söz konusu olabilseydi o zaman Allah Allah olmazdı. Çünkü yaratan yaratmayan gibi değildir. Halik mahluk gibi değildir. Her ne ki yaratılmıştır o yaratamaz. Haşa Allah Teala'yı da birisinin yarattığı tasavvur olsa bir an için o zaman Allah Teala'nın yaratamaması lazım. Ama yaratmış fiil. Yaratıyor. Dolayısıyla bu kendi kendisini nakseden, başı sonunu yıkan çelişkili bir sorudur. Tutarsız bir sorudur. Evet, insi şeytanlarla mutlak surette bu işin akli, mantıki izahlarına bakacağız. Eğer bu tevkini, bu vesveseyi yapan insi şeytansa Allah Teala'ya sığınmak yetmiyor. O soru kafamıza takıldıysa onun cevabını bulmamız lazım. Ama cinni şeytansa, evet, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve imma yanzaganneke mineşşeytanin nezgun estaiz billah innehu semi'un alim. Araf suresinin 200. ayet-i kerimesi. Ne zaman şeytandan bir kötü düşünce seni dürtüklerse Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Biz de zaten أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diyoruz. Kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah Teala'ya sığınıyoruz. Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şeytanın bizimle her an birlikte, her anımızda bizim yanımızda olan ve bize her anımızda vesvese veren, bizi günaha, masiyete sevk etme kudretine, gücüne sahip bir varlık olduğunu, somut bir varlık olduğunu çoğu zaman unuturuz. Onu bilincimizde, şuurumuzda, algımızda canlı bir şekilde yaşatmamız, canlı bir şekilde tutmamız lazım. Şeytan var bizimle birlikte. Mutlak surette biraz sonraki hadislerde gelecek her insana musallat olan kendisine mahsus, onun için yaratılmış bir şeytan vardır. Dolayısıyla o şeytan onu 24 saat yanındadır, bırakmaz. Ne zamanki işi biraz gevşetir, şeytan hemen devreye girer. Dolayısıyla günlük hayatımızı yaşarken bu bilinci, bu şuuru, bu hakikati unutmadan yaşamakta fayda var. Altmış ikinci hadis. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ فَمَنْ وَجَدَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ اَعْمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Gene Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh. La yezâlu nâsu yetesâelûne. İnsanlar hep sürekli birbirlerine sorarlar, soruşurlar. Hatta yukâle derken iş şu noktaya gelir ve şöyle denir. Hâdâ halakallâhul halka. Bu Allah Teala'nın halkı, mahlukatı yaratmış olduğu düşüncesi, sözü hakikattir, malumdur, meşhurdur. Femen halakallâhe. Peki Allah'ı kim yarattı? Allah'ı yaratan kimdir?
Femen vecide min derike şeyen, kim bu tarz bir şey bulursa, bu tarz bir şeye denk gelirse, muhatap olursa, fel yapur desin, amentu billahi ve rusulihi. Ben Allah'a ve onun resullerine iman ettim desin, müttefakun aleyh, İmam Bukhari ve Müslim, rahimehum Allah nakletmiş. Bu rivayeti Bukhari ve Müslim'e başvurduğumuzda muhtelif varyantlarda, muhtelif lafızlarla ve önemli bir arka plan detayı verilerek nakledilmiş halde buluyoruz. Mesela İmam Bukhari'nin naklettiği bir lafız şöyle, Enes bin Malik radıyallahu anh'tan geliyor. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقول هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. Biraz değişti burada lafızlar. İnsanlar birbirlerine soru sormaktan bu Allah'tır, her şeyin yaratıcısıdır, bu malumdur. Peki Allah'ı kim yarattı sorusunu sorana kadar vazgeçmezler. Birbirlerine hep bu tarz sorular sorarlar derken iş bu noktaya gelir. Allah her şeyi yaratmıştır. Peki Allah'ı kim yaratmıştır noktasına gelene kadar soru sormaktan vazgeçmezler diye naklediyor Enes bin Malik radıyallahu anh. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Müslim'deki bir rivayeti daha bir detay veriyor bize. لَا يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْعِلْمِ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللّٰهُ خَلَقَنَا فَمَا خَلَقَ اللّٰهُ قَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ قَدْ سَأَلَنِي اِثْنَانِ وَهَذَا الثَّالِثُ اَوْ قَالَ سَأَلَنِي وَاحِدٌ وَهَذَا الثَّانِ. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki insanlar size hep ilimden sorarlar. Hatta öyle bir noktaya gelir ki derler ki bizi yaratan Allah'tır. Budur. Bu hakikat malumdur. Hemen halak Allah. Peki Allah'ı kim yarattı? Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu derken bir adamın elinden tutmuştu ve şöyle dedi. Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Bana bunu iki kişi sordu. Bu zat üçüncüsü. Üçüncü oluyor bana bunu soran. Ya da bana bunu bir kişi sormuştu daha önce. Bu zat da ikinci oluyor. Yine Müslim'den Ebu Hureyre radıyallahu anh kanalıyla şöyle buluyoruz Müslim'de. قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ لَا يَزَلُونَ يَسْأَلُونَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَ حَتَّى يَقُولُ هَذَا اللّٰهُ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا اَنَا في المسجد إذا جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله قال فأخذ حسى بكفه فرماهم ثم قال قوموا صدق خليل. Burada da Ebu Hureyre radıyallahu anh demek ki bu olay birkaç kere tekerrür etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona kendisine şöyle buyurduğunu naklediyor Ebu Hureyre. Ey Ebu Hureyre, insanlar sana hep soru soracaklar, soru sormaya devam edecekler. Öyle bir aşama gelecek ki hatta قال يقولوا هذا الله فمن خلق الله. Bu Allah'tır, bu kainatı yaratan Allah'tır. Peki Allah'ı kim yarattı diye soracaklar. Ravi diyor ki ben mescitte bulunduğum bir esnada bedevilerden bir grup geldi. Ve Ebu Hureyre de oradaydı. Ona dediler ki هَذَا اللّٰهُ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهُ. Bu Allah'tır. Bu kainatı yaratan Allah'tır. Peki Allah'ı kim yarattı? Bunun üzerine Ebu Hureyre radıyallahu anh mescidin tabanına serili olan çakıl taşlarından bir avuç aldı ve onlara attı. Sonra da kalkın, kalkın dedi. Dostum doğru söyledi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sana böyle soranlar olacak diye Hazreti Ebu Hureyre'ye haber vermişti. O da buna işareten, buna atıf yaparak derhal beni kalkın, burayı terk edin, beni terk edin. Halilim doğru söyledi, dostum doğru söyledi
Demek ki bu tür şeyler sorulacak diyorum. Evet, burada da bir önceki hadiste Allah'a sığınsın buyurulmuştu. Kalbine bu türlü düşünceler gelen kimse Allah'a sığınsın ve bu düşünceyi ilka edeni terk etsin buyurmuştu. Burada da فَلْيَقُلْ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ ben Allah'a ve onun Resullerine iman ettim desin buyuruyor. Burada Allah-u Alem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala yaratan yaratmayan gibi olmaz, halik mahluk gibi olmaz buyurdu. Böyle buyuran yaratana ben inandım, iman ettim. Böyle buyuran yaratan hakkında bizi bilgi sahibi kılan peygamberlere, resullere de inandım, iman ettim. Onların izahlarına icmalen ya da tafsilen iman ettim, itikad ettim diyerek kendisine bir korunak oluştursun. Ben Allah'a iman ettim demek kuru kuruya bir şey ifade etmiyor. Kur'an'da ve sünnette bu konuda bulduğum izahlar her neyse ben onlara teslim oldum. Mutlak surette bu konuda Kur'an'da ve sünnette izahlar var. Bileyim ya da bilmeyeyim Kur'an ve sünnet doğruyu söyledi. Allah ve Resul doğruyu söyledi. Ben onlara iman ettim, teslim oldum deyip onu terk etmek. Dolayısıyla bir insanın az önce de ifade ettiği kalbine bu tarz bir vesvese geldiğinde veya birisiyle konuşurken bu tarz bir mesele geçtiğinde özellikle günümüzde ben Allah'a iman ettim, peygamberlerine iman ettim deyip bırakmak insi şeytanlar için meseleyi çözmüyor. Cinni şeytan için tamam ama insi şeytan bizde dışarıda duruyor, karşımızda duruyor ve bizden bir cevap bekliyor. Burada ben Allah'a ve Resullerine iman ettim demekle işi kurtaramıyoruz. Biraz açmamız lazım. Hem onu hem kendimizi ikna etmemiz lazım. Allah'a ve Resulüne, Resullerine iman ettim sözünde Allah'ın kitabında ve Resullerinin izahında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizi haberdar ettiği o izahlarda bu sorunun cevabı vardır demektir. Dolayısıyla genel oraya çıkacak kapı ve bunu bize haber verecek, izah edecek bilgili, takvalı, ilim sahibi insanlara işi götüreceğiz. Nitekim Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam kendisine bu tarz, bu meyanda bir şeyler sorulduğunda Allah'a sığın diye terk etmemiş, muhatabının anlayacağı şekilde mantıklı izahlarda bulunmuş. Mesela La Adva diye bir hadis var biliyorsunuz. Bulaşıcılık yoktur, bulaşıcılık yoktur şeklinde. Bir bedevi soruyor o zaman. O zaman ne oluyor kumda dolaşan ceylan gibi sapasağlam develere madem bulaşıcılık yoksa? Bir uyuzlu deve gelip bunların içine giriyor ve hepsi uyuz oluyor. Madem bulaşıcılık yok. Bu nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu soruyu cevapsız bırakmıyor. Ve ona gene bir soruyla mukabele ediyor. فَمَنْ اَعْدَ الْاَوَّلِ bu eğer bulaşıcılık suretiyle deveden deveye sirayet eden bir şeyse, uyuz deve olmazsa öbürleri hasta olmayacak dediniz. Dolayısıyla uyuz deve hastalığı ona bulaştırdı diyorsunuz. Peki uyuz deveyi kim hastaladı? İlk bulaşıcılık nereden geldi? Dolayısıyla burada onu o soru işaretiyle, o vesveseyle baş başa bırakmıyor Efendimiz. Mantıklı bir izahla meseleyi onun kafasında netleştiriyor. Bütün bunlardan ortaya çıkan netice arkadaşlar, biz gene o İslami bilincini hiyası seminerlerinde muhalefetun lil havadisten bahsetmiştik. Allah Teala'nın bu sıfatından bahsetmiştik ve bunun belki de diğer sıfatlarının temelini teşkil eden, onların bütününü daha doğrusu ihtiva eden bir sıfat olduğunu söylemiştim.
Allah Teala mahlukata mahsus bütün özelliklerden beridir, münezzehtir. Muhalefetun lil havadis bahsini kelam kitaplarından sindire sindire okumakta fayda var. 63. hadise geldik. Ve an İbn Mes'udin radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِيَّايَ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرْنِي إِلَّا بِخَيْرٍ رواه مسلم. Evet. Yukarıdan beri yaptığımız izahlar bu hadiste biraz daha somutlaştı. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden hiç kimse yoktur ki ona cinlerden ve meleklerden bir arkadaş tevkil edilmiş olmasın. Onunla beraber bulunduruluyor olmasın. Karin yakın demek, arkadaş demek. Yani sizin her birinizin mutlaka biri melek, biri cin, iki arkadaşı var. Bunun üzerine soruyorlar. Kâlû ve iyyâke ya Resulallah. Sizin de böyle biri melek, biri cin, iki yakın arkadaşınız var mı? Efendimiz buyuruyor ki ve iyyâye, evet benim de var. وَلَكِنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِي عَلَيْهِ فَاَسْلَمَا. Fakat Allah bana yardım etti. O cinni arkadaş konusunda bana yardım etti. Ve o Müslüman oldu. Artık bana hayırdan başka bir şey söylemiyor. Buradaki cinni arkadaş ve melek arkadaş yakından kasıt dediğimiz gibi mutlak surette her insanın biri insanın kalbine vesvese veren, biri de ilham veren iki varlık tarafından sürekli bir takım telkinlere maruz bulunmasıdır. Burada bu insandaki iyilik ve kötülük düşüncesidir filan gibi saçma sapan tevillere gitmeyeceğiz. Böyle bir tevhile gitmemizi gerektirecek bir sebep yok. Bu işin bir süre sonra melek de yoktur, şeytan da yoktur. Bütün bunlar insanın içinde olup biten şeylerdir noktasına geliyor. İşte Muhammed Abduh'la başlayan ve bugün İslam modernistlerinin hemen tamamını saran bir acayip hastalık bu. Gözümüzle görmediğimiz, elimizle tutmadığımız varlıkların inkarı bir garip hastalık moda şeklinde yayılıyor. Bunu pek çok insan söyledi. Bugün de söylüyorlar hala. Pek çok meal yazarı bunu söylüyor. Aslında bunlar insanın içindeki düşüncelerdir. Bunların sembolik anlatımlarıdır. Şeytan diye bir şey yoktur. Melek diye bir şey yoktur. İşte bu rasyonalist, pozitivist düşüncenin bize hediyelerinden birisi bu. Oysa bu ayrı bir bahis, başlı başına müstakil bir bahis. Burada ona girecek değiliz. Ama şu kadarını söyleyelim. Kelamda asıl olan hakikattir. Onu mecaza yormamızı gerektirecek bir delil, bir karine bulunmak için. Burada biri melek, diğeri cinli olmak üzere cinlerden ve meleklerden iki varlığın insana ömür boyu onunla birlikte olacak şekilde tevkil edildiği ifade bulunmuş. Böyleyse böyledir. Bunlardan birisi insana iyi düşünceleri telkin edecek, ilham verecek, buna mülhim deniyor. Biri de insana vesvese verecek. Münkerata, günaha, fuhşiyata sevk etmeye çalışacak onu. Ona da vesvas deniyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz de buna dahil. Fakat
Allah Efendimiz buyuruyor ki Allah bana yardım etti. Ben onu alt etmek konusunda, ona galebe çalmak konusunda bana yardım etti. O Müslüman oldu. Dolayısıyla bana hayırdan başka bir şey söylemiyor, telkin etmiyor. Buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Demek ki ona bile musallat olmuş bir cinni varlık var. Evet. Ama o ilahi yardımla, destekle o cinninin Müslüman olması suretiyle onun telkinatından masum ve masum kalmış sallallahu aleyhi ve sellem. Belki Allah-u Alem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siyer kitaplarında birkaç kere tekerrür ettiği zikredilen göğsünün yarılması, kalbinin çıkarılması, kalbindeki bir siyah noktanın, bir siyah parçasının ya da kan pırtısının atılması, kalbinin tekrar geri yerine konulması şeklinde anlatılan hadiseler bir anlamda buna da delalet ediyor olabilir. Böyle düşünebiliriz Allah-u Alem. Bunlar da sahih rivayetlerle sabit, onu söyleyelim. Yani Efendimizin göğsünün yarılması, kalbinin çıkarılması ve o kalbindeki bir kan pırtısının alınıp tekrar yerine konulması, bunlar sahih rivayetlerle sabittir. Bunlar da saçma sapan tevillerle yokmuş mertebesine indirmenin bir anlamı yok. Peygamberimize mi kastır sadece, yani onun cinni meraketinin Müslüman olması, yoksa onun ümmetinden böyle şeyler olabilir mi? Efendimiz burada bunu sadece kendisine has olarak ifade buyurduğu için bunu tahmin edecek, teşmil edecek bir delilimiz yok. Onun için sadece ona mahsus bir şey diye kabul etmek zorundayız. Evet, bu babın 3-4 tane hadisi daha kaldı ama süremizi de doldurmak üzereyiz. Ben onları önümüzdeki derse bırakmayı tercih edeceğim. Bu gördüğümüz hadisler hakkında herhangi bir sorusu olan varsa alalım. Hocam, hastalık geçmesi yoktur meselesi. Evet. Geçer misiniz onu? Yani bulaşmıyor mu bir hastalık? Yoksa bulaşıyor ama Allah'ın takdiriyle bulaşıyor anlamında mı? Bulaşıyor tabii. Bulaşıyor. Zira Efendimiz mesela Hazreti Ömer'in yaşadığı bir hadise, Şam'a gitmek üzereyken, gitme kararı almışken Hazreti Ömer, Serp diye bir yere geliyor, bir mevkiye geliyor ve orada Şam'da korkunç bir vebanın çıktığını haber veriyorlar kendisine. Bunun üzerine orada otağı kuruyor, konaklıyor ve Muhacirun'un, Ensar'ın büyüklerini, ileri gelenlerini teker teker çağırarak onlarla istişare ediyor. Ne diyorsunuz, ne yapalım diye. Bir kısmı gidelim diyor, bir kısmı gitmeyelim diyor. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah radıyallahu anh o anda bir işi için orada yokmuş, geliyor ve bu hadiseye şahit olunca diyor ki ben Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Birinizin bulunduğu yerde veba çıkarsa oradan ayrılmasın. Bir yerde çıktığını duyarsanız oraya gitmeyin. Hazreti Ömer de zaten geri dönme kararı almıştı. Bu hadisi de duyunca hamd etti. Ertesi gün tekrar azmettiler. Bineklerine binip geri Medine'ye döndüler. Bu hadise bize şunu gösteriyor. Bir, Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisine bu son zamanlarda İslam modernistlerinin çok sık bir şekilde iddia ettikleri gibi kendisine her hadis nakledenden şahit istemez. Bunu bir mukadder kaide gibi naklederler. Sahabeye güvenmezdi, hadislere güvenmezdi. Kendisine hadis nakledenden de şahit isterdi diye. Böyle istediği vakalar olmuştur ama bunu ben Hazreti Ömer ve Nebevi sünnetle ele almıştım. Dolayısıyla burada şahit istemiyor Hazreti Ömer. Birinci çıkaracağımız netice bu. İkincisi, evet,
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birimizin bulunduğu yerde veba çıkarsa oradan ayrılmasın, bir yerde çıktığını duyarsa oraya gitmesin buyuruyor. Sebep? Sebep bulaşıcılık işte, karantina. Ya da daha evvel görmüştük yine, birinizin bulunduğu yerde çıkarsa oradaki vebalıları terk edip kendi hallerine bırakıp orayı terk etmesin, çıkmasın. İki şey de anlaşılabilir burada. Dolayısıyla orada kalsın, hem o hastalık kendisine bulaşmışsa başkasına bulaştırmasın, hem de o orada kalıp hasta olmuş olanlara yardım etsin. Karantina dediğimiz şey. Dolayısıyla bulaşıcılık var. Efendimiz bulaşıcılığı inkar etmiyor. Fakat burada bulaşıcılık dediğimiz şeyi Allah Teala'dan bağımsız düşünme tehlikesine düşmememiz için Efendimiz dikkatimizi çekiyor. Evet, bu sebeplere bağlı bir şeydir ama müsebbibin esbabı da unutmayın. Hocam daha önce bir yerde okumuştum da onun için kafam karışmıştı bu konuda. Oraya girmesin bu yani veba çıkan yere girmesin bir kimse hadisinden kasıt. İnsanlar oraya girer, hastalık bulaşırsa işte karşıdakinden bilir, itikadi bir sakatlık olur diye girmesin kastediliyor burada. Yoksa hastalığın şahıstan buna geçmesi meselesi kastedilmiyor. Mümkündür. Öyle bir şey mümkündür. Yani kafa karıştırmaya gerek yok. Böyle anlaşılabilir de doğrudur. Bu birinci izah şeklini de zaten nasetmez. Birini kabul edince öbürünü inkar etmemiz gerekiyor. Hocam yine bu Hazreti